Millet İttifakı, Cumhur İttifakı dedik, Sinan Ogan dedik ve Muharrem İnce dedik. Muharrem İnce olayında özellikle, Muharrem İnce'yi tamamen gözden mi çıkardılar, bitti mi artık? Şimdi tabii orada Muharrem İnce ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği'nin, çok affedersin, Avrupa Birliği Genel Sekreterlerinin yaptırdığı bir araştırmada Muharrem İnce'nin 9 civarında, %9 civarında bir oy tahmini var o araştırmada. Bu az bir şey değil. Şimdi bu da Muharrem'e tabii ki bir cesaret veriyor. Kendisi diyor ki ben şu anda %19 benim. Evet. Ben gireceğim. İkinci tura Tayyip Bey'le biz kalırız. Yani iddiası bu büyük. Ben kazanacağım diyor. Doğaldır demesi. Hayır, ondan sonra %60 da ben alacağım. Yani ya şimdi blokları yıkarak kazanma ihtimali olabilir mi? Dünya siyaset tarihinde görülmüştür. Yani o ayrı ama tabii, şu var. Orada bir ince nokta çizgi şu. Kimden alacak bu oyu? Bak, isterse 3 puan alsın. Nereden alacak? Bu taraftan. Hangi taraf? İki taraftan da alır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Altın İttifak'tan mı alır çoğunlukla? Tabii. Yani AKP'den alacağı çok fazla bir şey öyle olmaz. Öyle mi? Anladım. Evet. Yani bu taraftan... O zaman Altılı İttifak'ın seçim kazanma riski var, kaybetme riski var o zaman. Var tabii. Ne olacak şimdi? Ne bileyim ben ama bana ne soruyorsun? Git hayır yani ne olacak derken yani bir siyaset tabii canım. 50 yıl var siyaset hayatınız. Siz söylemeyecekse ben söyleyeceğim. Şimdi burada kalkıp da yani şu hesaplar yapılmış bir Muharrem İnce'yi niye madem almadılar o blok içerisine? Ben de onu soru söylüyorum. Bu. Bak şimdi Muharrem'i tanıyorum. Aynı köydeyiz. O da Yalova Elmalı Köyü, ben de Yalova Elmalı Köyü. Geçen seçimde... Hemşerisiniz. Hemşeriyiz. O zaman seçimde onu mu destekleyeceksiniz? Ben mi? Ay hemşerisiniz ya. Vallahi muhtarlığa koyarsa vermem. Cumhurbaşkanı olacak o zaman. Şimdi evet. Ama şu var. Şimdi Muharrem İnce'nin haklı olduğu bir taraf var. Niye? Daha dün... Yiğidin hakkını yiğide verin. Evet. Evet. Şimdi diyor ki, bak diyor, şu tarihte diyor, 9 gün önce bilmem Ay Yıldız Partisi'ne gitti. Bilmem Hüseyin Paşa gitti. Önce bilmem ne filan. Ve bize diyor tam son 24 saat son gün, 24 saat kala bize geldi. Geldi, hoş geldi. Hiçbir şey de teklif etmemiş. Hiçbir şey teklif edilmedi. Ben de hayırlı olsun. Çok dedim. Enteresan değil mi ya Sayın Bakan? Ya? İşte bak. Yani strateji şimdi hatası var bence. Şimdi Muharrem ayrı. Bak giriyor. Ama şimdi o Avrupa Birliği'nin şeyinde bile 9 puan gösterildiğine göre bırak şimdi 9 puanı. Ya 2 puan. Bir 5 puan de. 5 puan. Nereden alacak? Büyük bir kısmı %99,9'u bu taraftan. Evet. Şimdi genç seçmenlerde bir şey var. Çoğu evet aldı. Destekler onu. Evet. Şimdi genç seçmen neye bakıyor? Şimdi buna bakıyor. Tayyip'e vermem diyor. Tamam geç. 20'yi geç. Şimdi bu tarafa bakıyor. 13 seçim kaybetmiş. Bunlar da diyor 6 bilmem ne de bilmem onlar diyor toplayacak. Toplama diyor. Da bilmem evet. Ne. En cazip orada onu geliyor. Ve doğal konuşan da o. Ha. Sinan Oğan da milliyetçi gelenekten gelen. Evet. Çoğunluğu yine genç. Tabii Sinan Oğan da küçümsemiyor. Ha. Evet. Ve o da kendi şeyiyle evet. Gitti. O 100 bin şeyini aştı. Evet. Ben işte bu şeyde yani o Sinan Oğan'a oy verecekler kim? Yine bu tarafa vereceklerden. İyi Parti'den alır. Vesaire. Ya işte MHP'den bu taraf. Alabiliriz. Bu taraf. Yani bu taraf. Evet. Muhalefet diyelim evet, ona. Evet, evet. İnce nereden alacak? O da muhalefete oy verme noktasında olanlardan alacak. Yani Tayyip'e katiyen oy vermem diye. Şimdi şöyle bir blok şey var. Daha önce de paylaştım da hatırlayacaksınız Rıdvan Bey. Son bir sene için yapılan bütün araştırmalarda artı eksi Cumhur İttifakı diyelim, MHP bilmem ne, Büyük Birlik Partisi falan dahil. Burada 40 var. 41 olmuyor. 42 olur, 39 olur, 40 diyelim. Burada da bir %60'lık bir kitle var. Bu %60'lık kitle, ben diyor Tayyip Erdoğan'a oy vermem kardeşim. Ben vermem. Şimdi bu kitle yalnız son 2 aydır, bunun içinde
6 milyon 300 bin ilk defa oy kullanacak genç seçmen var. Evet. Bakın. Şimdi mesela daha İstanbul'da bir arkadaş ki yani sağlam eski bir arkadaştır. Yani ANAP'ta milletvekili de yapmış filan. Oğlum diyor, biz diyor Muharrem İnce'ye vereceğiz diyor. Nasıl yani dedim. Nasıl yani? E diyor, ikisini de beğenmiyorum diyor. Hiç olmasa bu gençtir diyor. Çok kişi böyle konuşuyor. Evet. Evet. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da gidip hepsi görüşüyor. Bunu en sona alıyor. Bak, siyaseten bana göre yanlış yaptı. Şimdi baskı üzerine kullanıyor. 100 bin imzayı toplayamayacağını düşündü de bence ondan yaptı.